Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size yapay zekalı Photoshop Beta'ya gelen yepyeni özelliklerden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere daha önce size Photoshop Beta'yı tanıtmıştım. Temel özelliklerini, nereden alınır, nasıl kurulur, nasıl kullanılır bunların hepsini anlatmıştım. Şimdi arkadaşlar son güncellemelerle harika özellikler eklendi. Size bunlardan bahsedeceğim. Yine işimizi kolaylaştıran devrimsel ve harika şeyler. Hazırsanız başlıyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Size anlatacağım ilk yeni özellik değiştirme özelliği. Bu arada Photoshop Beta ile ilgili bilginiz yoksa daha önceki videomu izleyebilirsiniz. Orada kurulumdan kullanıma kadar her şeyi zaten adım adım tek tek anlatmıştım. Daha sonra bu videoya gelerek devam edebilirsiniz. Şimdi diyelim ki biz bu şapkayı değiştirmek istiyoruz. Elimizde şöyle bir şapka fotoğrafı var. Bunu tabii ki arkadaşlar zaten PNG yani sürükleyip atıp uygulayabiliriz. Ama daha hızlı bir yöntem var ve daha güzel bir yöntem var. Çünkü şapkayı özne kişinin kafa formuna göre yapay zeka bunu ayarlıyor ve çok fazla sırıtmıyor açıkçası. Elle yapmaktan çok daha düzgün oluyor. Şimdi bunun için öncelikle değiştireceğimiz alanı seçmemiz gerekiyor. Fakat bu alanı neye göre seçeceğiz? Bu şapkaya göre seçeceğiz. Bu şapkanın gördüğünüz üzere kenarları daha geniş ama üstü daha dar. Şu an öznemizin kullandığı şapkadan biraz daha farklı. Seçimimizi ona göre yapacağız. Seçim yapmak için sol taraftaki araç çubuğumuza geliyoruz. Buradan lasso tool yani kement aracını seçiyoruz ve şöyle arkadaşlar biraz geniş bir alan seçiyoruz. Şapka tam otursun diye belki oturmayabilir. Ve arkadaşlar daha sonra üretken dolguya tıklıyoruz. Bakın şurada üzerinde resim ve ok olan bir ikon var. Buna tıklıyoruz. Görüntü set çıkıyor. Buna tıklıyoruz ve buraya ekleyeceğimiz şapkayı seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra da prompt penceresi açılıyor. Buraya da basit bir prompt giriyoruz. Yine ne diyelim? Ehet diyelim buraya da. Ehet. Bir şapka. Bakalım resmimizi nasıl uygulayacak? Resmimiz hangisiydi? Resmimiz şuydu arkadaşlar. Şapkamızı arkadaşlar uyguladı. Gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu bence. Evet, burada da çeşitli varyasyonlarını görüyorsunuz. Bu mesela çok oturmamış. Bu da bir garip duruyor ama şu sanki epey oturdu gibi. Burada dikkat etmeniz gereken şey ekleyeceğiniz resmin formuna uygun bir seçim alanı çizmek arkadaşlar. Peki bu nispeten kolaydı. Hani şapkayı PNG olarak atıp da belki size ile yapabiliriz. Daha zor bir şey, açılı bir şey deneyelim. Mesela bu dağcı fotoğrafındaki çantayı değiştirmeyi deneyelim arkadaşlar. Nesne seçme aracımızı aldık arkadaşlar. Çantaya tıklıyoruz. Bu sefer doğrudan nesne seçim aracıyla arkadaşlar tek bir tıkla bu seçimi yaptık. Lasso tool'la falan uğraşmadık. Tamam. Yine üretken dolgu diyoruz. Görüntü seç diyoruz. Bu sefer buraya farklı bir çanta uygulamasını isteyeceğiz. Bakın bizim çantamız şurada. Pembe bir çanta resmi var. Buna da backpack diyeceğiz arkadaşlar. Bir sırt çantası. Bakalım bizim pembe çantamızı buraya nasıl uygulayacak? Çantamız buydu bu arada. Bu çantanın formu biraz daha uzun. O yüzden garip olabilir ama deneyeceğiz bakalım nasıl duracak. Evet arkadaşlar işte çok da fena değil. Evet şu daha iyi duruyor hatta. Gördüğünüz üzere. Ve hatta şu da iyi. İlkinde şurada kenarda şöyle bir garip bir parça eklemiş. O çok uyumuyor ama yani aslında diğer askısını buradan gösteriyor. Diğer askısı o. Fakat şu üçüncü bence uygun. Kullanılabilir. Yani onlar harika özellikler. Normalde buraya bu çantayı manuel biçimde eklemek için işte gölgesiyle açısıyla uğraşmamız gerekiyordu ama gördüğünüz gibi yapay zekanın bu özelliği sayesinde hiç buna gerek kalmadı. Şimdi arkadaşlar diğer bir konu. Bu da çok önemli. Mesela öncelikle boş bir tuval oluşturayım. Tuvalimiz bu. Şimdi bildiğiniz üzere Photoshop'un içerisinde tamamen görsel oluşturan yani sıfırdan da görsel oluşturan bir yapay zeka var. Ama bu yapay zeka modeli çok iyi çalışmıyor. Çok güzel görseller üretmiyor maalesef. Sıfırdan böyle tam bir görsel oluşturma konusunda başarılı değil. Ama arkadaşlar yeni güncellemeyle Adobe Firefly Photoshop'a eklendi. Ve artık Photoshop'un içinden Adobe Firefly ile görüntü oluşturabiliyoruz. Hemen denemesini yapalım. Şimdi burada Photoshop'un kendi yapay zekasıyla görüntü oluşturmak için alanımızı seçiyoruz. Tuvalimizi seçiyoruz. Ve daha sonra üretken dolgu kısmına bir komut giriyoruz. Hemen working with the computer diyeceğim. Bir erkek bilgisayarda iş yapıyor. Oluştur diyelim. Önce Photoshop'un kendi yapay zekasının ne yaptığını görelim. Evet şöyle bir görsel oluşturdu. Diğerine bakalım. İkinci varyasyon bu. Üçüncü varyasyon da bu. İdare eder ama harika değil arkadaşlar. İşte arka plan beyaz falan. Böyle çok yapay. Bir de bunu Adobe Firefly ile deneyelim. Bunu yapmak için yeniden bir tuval oluşturuyoruz. Bu sefer arkadaşlar bakın hiçbir şey yapmadan, herhangi bir alan seçmeden Adobe Firefly'ı kullanabilmek için aşağıdaki görüntü oluştur seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar ve karşımıza Adobe Firefly paneli açılıyor. Buraya da az önceki komutun aynısını gireceğim farkı görebilmek için.
Evet, am I working with the computer diye buraya da yazdık. Komutunuzu girdikten sonra resim ya da fotoğraf mı istediğimizi belirtebiliyoruz. Resim arkadaşlar çizim gibi, çizim formatı şeyler üretiyor. Fotoğraf da daha realistik, gerçekçi görseller üretiyor. Fotoğrafı seçiyoruz. İstersek buradan bir başvuru görüntüsü de ekleyebiliriz. Yani resimden prompta da yapabiliyoruz. Ya da şuradan efektler seçebiliriz. Bakın burada uygulayabileceğiniz çeşitli efektler var. Ama ben hiçbirini uygulamadan öncelikle regular bir görsel oluşturmak istiyorum. Oluştur diyoruz. Ve arkadaşlar tabii ki Adobe Firefly'dan çok daha iyi sonuçlar elde ettik. Bu Meta'nın kendi yapay zekasının ürettiği görseller ki bu da epey gelişmiş. İlk zamanlar yüzleri fecat yapıyordu. İlk videomda da görebilirsiniz. Orada insan yüzü yapmaya çalıştığım zaman korkunç şeylerle karşılaşmıştım ama şu an çok daha iyi. Ellerde hala biraz daha problem var. Onu da oturturlarsa okey. Ama arkadaşlar tabii ki Adobe Firefly'da çok daha iyi gördüğünüz üzere sonuçlar elde edebiliyoruz. Yani Photoshop'un kendi yapay zekası dışında bunu da kullanarak görseller üretebilirsiniz ki bu çok daha güzel görselleri imza atıyor. Mesela arka planları falan ve ışığı çok daha iyi kullanabiliyor. Ve arkadaşlar tabii ki bir özellik daha eklendi. Bu da benzer oluşturma. Diyelim ki biz bu görseli sevdik. Bu görselin benzerini istiyoruz. Benzerlerini istiyoruz. Hangi görseli beğendiysek onun üzerine şu sağdaki üretken katman penceresinden ulaşıyoruz. Ve üzerindeki 3 noktaya dokunup benzerini oluştur diyoruz arkadaşlar. Hepsi bu. Bu görselin 3 varyasyonunu daha bize oluşturacak. Bildiğiniz üzere bu özellikle daha önce yoktu. Evet, görselin farklı varyasyonları şu anda elimizde. Bunu fazla düzeltmiş, o yüzden garip duruyor. Burada iyice kaydırmış. Oo, bu en kötüsü. Bakın böyle 3 tane daha bize görsel oluşturdu. Bu da arkadaşlar kullanılabilir. Ve arkadaşlar bir özellik daha var. Arka plan konusu çok daha iyi hale geldi. Hemen göstereyim. Zaten daha önceden de arka plan kaldırma kolaylaşmıştı. Ama şu anda çok daha düzgün yapıyor bunu. Hemen onu da size göstereyim. Gördüğünüz üzere resmi çağırdık ya da içeriği attık. Hemen aşağıda bakın arka planı kaldır diye bir seçenek var. Buna tıklıyoruz. Ve arka planımız harika biçimde uçuyor. Daha sonra da arka plan oluştur seçeneğine dokunup buraya promptumuzu giriyoruz. Ne diyelim? At the beach diyelim. Kumsalda diyelim. Modelimizi kumsala gönderelim. Bakalım nasıl bir arka plan oluşturacak bize. Tabii ki kazak da sahilde olması biraz garip olacak ama bunu görmemiz lazım. Evet arkadaşlar hemen plaj görselimizi oluşturdu ve arka plana ekledi. Bu çok yapay duruyor. Bu biraz garip. Ama şu gayet güzel. Gideri var. Ya da sonbaharda bir cadde yazalım. Bakalım görselle daha uyumlu bir arka plan çıkarabilecek. Bu da farklı bir varyasyon oldu. Bence gayet hoş bir şekilde arka planı uyguluyor. Öznenin ışığını ve renk tonunu da dikkate alarak arka plan oluşturuyor artık Photoshop Beta. Ve arkadaşlar bir özellik daha var. Hani çok aşırı önemli bir özellik değil ama eklenmesi iyi. Mesela şu arkadaşı buradan yok edeceğiz. Ne yapıyoruz? Yeniden seçim aracımızı alıyoruz. Şöyle kenardan el yordamıyla bir seçim yapıyoruz. Şöyle kızla kesiştiği yerde biraz daha kenara girmemiz lazım ki görseli bozmasın. Diyelim ki bunlar çok iyi arkadaşmış ama şu yamuk yapmış. O yüzden onu görselden çıkarmak istiyorlar. Böyle bir durumda ne yapacaklar? Resmi beta atacaklar. Çıkarmak istedikleri arkadaşı seçecekler. Üretken dolguya tıklayacaklar ve ya buraya remove, kaldır yazacaklar. Türkçe de yazabilirsiniz bu arada. Ya da space'e bir kere dokunacaklar. Buraya boşluk verecek. Boşlukta arkadaşlar kaldır komutuna eşdeğer bir komut bu arada. Bilginiz olsun, bir şey yazmanıza gerek yok. Oluştur diyoruz. Evet arkadaş uçtu. Şimdi bakalım hangisi daha iyi bu varyasyonlardan. Şu var, kızın biraz daha arkası görünüyor. Burada arkaya kadar saç sanki aşırı gitmiş gibi. Burada omuz ve her şey okey gibi. Kız arkadan sarılmış, elinin bir kısmı görünüyor şurada. Şu daha güzel gibi geldi bana. Şimdi buradaki olay ne? Onu anlatayım. Bakın kaldırdığımda şurada görüyor musunuz? Ama görselle kaldırdığımız görselin kesiştiği yerde şöyle bir hafif bulanıklık mevcut. Şu anda mouse imlecini gezdiriyorum. Tam şurada hafif bir bulanıklık var. Bu belki bu resimde fotoğrafla çok sırıtmadı ama bazı fotoğraflarda çok sırıtıyor. Bunu da yok etmenin yolu şu. Görselin üzerine geliyoruz. Hangi varyasyonu kullanacaksak onun üzerine geliyoruz. Bakın şurada bir hesap makinesine benzeyen bir ikon var. Ona dokunuyoruz. Ayrıntı geliştiriliyor diyor. Şu anda o bölgedeki ayrıntıyı geliştiriyor. Şuraya dikkatle bakın. Hafif bir geliştirme yaptı. Harika değil ama ufak da olsa bir burada görsel düzeltmesi mevcut. CTRL-Z yapıp geri alacağım. Tam şu bölgeye dikkatlice bakın. Bu zaten hafif blurlu bir fotoğraf olduğu için çok anlaşılmadı. Ama bazı fotoğraflarda çok işe yarıyor. Ne demek istediğimi birkaç kişiyi silip de fotoğrafta istemediğiniz bulanıkları gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Şimdi tekrar geri alacağım değişimi görmeniz için. Evet.
böyle bir geliştirme de yapıyor. Başka ne var size anlatacağım? Bir de arkadaşlar font seçenekleri oldukça gelişti. Mesela şuraya bir şey yazalım. Şurada Nexa falan diye çıkıyor. Fontlarımız diyor. Bir de şurada ek fontlar seçeneği geldi artık. Buna tıkladığımız zaman da burada bizim kütüphanemizde olmayan ama Adobe kütüphanesindeki bütün fontlara da buradan ulaşabiliyoruz. Hatta şuradan etiketlere göre, ayrılmış kategorilere göre buralardan da seçim yapabiliyoruz. İşte Art Deco, bitişik el yazısı, cana yakın gibi seçenekler buraya geliyor arkadaşlar. Bununla beraber de sanıyorum 20.000 civarı falan fonta erişimimiz oluyor. Evet arkadaşlar, Photoshop beta güncellemeleriyle ilgili bu seferlik anlatacağım. Bu kadar. Eğer videoyu beğenir, kanala abone olursanız devamı gelecek. Yine yeni güncellemeleri ve bunların nasıl çalıştığını size anlatmaya devam edeceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin.